Ya Hak! Bu kez oklar dostluk için atıldı. Kardeşlik niyetine ya Hak! Görüntüler Hakkari'nin sembolü Meydan Meclisi'nden Okçular Vakfı 3. Fetih Kupası'nı Hakkari'den başlattı. Tören öncesi Ülke TV ekibi de o tarihi anlara tanıklık etmek için Hakkari'nin yolunu tuttu. Ekibimizin şansına o gün Yüksekova'ya yapılan tüm seferler doluydu. Van'dan yaklaşık 4 saatlik karayoluyla yapılan yolculuk aslında Selahattin Eyyubi Havaalanı'nın önemini gösterdi. Yol üzerindeki tarihi yapılar ve doğa harikası yerlerse büyüledi. Hakkari şehir merkezindeki kısa turdan sonra Fetih Kupası'nın startının yapılacağı Tarihi Meydan Medresesi'ne gelindi. Hakkari'nin Osmanlı idaresine girmesiyle birlikte 1700 yılında inşa edilen medresenin fazla yıpranmadan günümüze kadar gelmesi ise şaşırttı. Güneş Hakkari'den doğar, İstanbul'da ışıldar sloganıyla Fetih Kupası basın tanıtımı Bilal Erdoğan, Hakkari Valisi Yakup Can Bolat ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından yapıldı. Selahattin Eyyubi ve Sultan Fatih diyerek bin yıllık bir vizyonun nasıl birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi temsil ettiğini bugün burada tekrar bütün milletimize, bütün halkımıza da göstermiş oluyoruz sanıyorum. Törenin ardından oklar huzur ve hoşgörü için atıldı. Ya Hak! Vali Can Bolat ilk kez eline yay ve ok alınca biraz zorlandı. Ya Hak! Ya Hak! Dedik tutturamadık ama önemli değil. Ya Hak sözü belki de Hakkari'de daha da anlam kazandı. Çünkü 3. Fetih Kupası'nın startı bulunduğumuz meydan medresesinden verildi. Ve şampiyona da atılacak her ok İstanbul'la Hakkari arasında barış köprüsü oluşturacak. İstanbul'un fethinin 562. yılı nedeniyle Ok Meydanı Okçular Tekkesi'nde yapılan turnuvanın finali 29 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek.